Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videomuzda ardışık sayılardan bahsedeceğiz. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Temel kavramların yine belli bir kısmı ardışık sayılar konusuyla devam ediyor. Biz yine her zamanki gibi en önemli kısımları seçerek size sunmaya çalıştık. Bakalım. Şimdi ardışık sayı deyince aklımıza ardı ardına gelen aralarındaki farklar eşit olan sıralanmış sayılar. Bu büyükten küçüğe de sıralanabilir, küçükten büyüğe de sıralanabilir. O yüzden siz ardışık sayılarda sayının büyüme ihtimalinde düşüneceksiniz, küçülme ihtimalinde düşüneceksiniz. Bu çok önemli. Örneğin sadece ardışık sayıdır dediği an biz bunun bir kere doğal sayı olması gerektiğini veya tam sayı olması gerektiğini düşüneceğiz. Sayıların e, gidip kesirli olma ihtimali yok. Herhangi bir köklü sayının ardışık olma durumu yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani kısadan ve özetlersek tam sayı olsun. Çünkü her doğal sayı ayrıca bir e, tam sayıydı. Tam sayılar arasındaki fark ardışık dediği an bir olacak. Ve bu bir fazla da olabilir bir eksik de olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Örneğin biz genelleme yaparsak sayıların en küçüğüne n dediğimizde e, ikinci sayımız n artı bir üçüncü sayımız n artı iki bu şekilde gidecek. Diyelim ki sonuncu sayımız n artı k olsun. İşte ya biz buradaki k'yı nasıl belirliyoruz diye bir soru gelecek. Örneğin ardışık 23 sayı için birinci sayıya n dediğimiz an 23. sayı n artı 22 olacak. Bunun sebebi şu. Örneğin 3. sayıyı tespit ederken biz n artı 3 değil de bir eksiği kadar n artı 2 dememiz gerekiyor. Çünkü birer birer artacak. Artı 1, n artı 1 tekrar artı 1 n artı 1 bir artı 1'den n artı 2'ye gidecek. Dolayısıyla 23. sayıda da bir eksiğini alıyoruz. 23 eksi 1 22 ekliyoruz. Bunu unutmayacağız. Eğer ardışık tek veya ardışık çift sayıdan bahsederse arkadaşlar bu sefer sayılar arasındaki fark ikişer ikişer oluşacak. Ee, ve en küçüğe yine biz ne diyelim? Bazı soru bankalarında ya da kitaplarda e, size öğretilirken Çift olma kuralına dikkat ederler. Ya işte sayıya genel anlamda iken dersek bu çifttir. 2N artı 2, 2 artı 4 bu şekilde verirler. Bu kafa karıştırır. Biz hiç öyle yapmayalım. Sonuçta sayı ya çift olacak ya tek olacak. Başlangıca göre zaten birini bulunca diğerleri de ona göre tek ya da çift diye dizilecek. Biz en küçük sayıya ne diyelim. N artı 2 unutmuyorum. Ardışık çift veya ardışık tek derse iki fark oluşacak. İkişerli bir durum oluşuyor. İki fark oluşacak. N artı 2, N artı 4 böyle böyle gidecek. En son N artı 2 gibi bittiğini düşünelim. Peki N artı 2K gibi bittiğini düşünelim. Son sayıyı nasıl oluştururuz? Son sayıda da şöyle bir durum var. 37 tek sayıdan bahsediyor diyelim. N, N artı 2, N artı 4 böyle sayıları dizeceğiz. Son sayı 37. sayı olduğu için dikkat. 37 eksi 1 yine yukarıdaki gibi 1 çıkarıyoruz. Fakat aradaki fark 2 olacağı için bu sefer 2 ile çarpıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki 72 ekleyeceğiz. Örneğin ardışık 13 çift sayı dese tek veya çift demesinin bir önemi yok. İlk sayıya n derseniz ikinci sayı n artı 2 üçüncü sayı n artı 4 böyle böyle gidecek. 13. sayı ise 13. sayı n artı dikkat 13 eksi 1 12 12 çarpı 2 yani 24 olmuş olacak. Bu da benim 13. sayım olacak arkadaşlar. Genel mantığımız bu. Ardışık 7 sayının toplamı 161. E, buna göre bu sayıların en küçüğü ve en büyüğünü bulun şeklinde klasik tarzda bir soru gelirse siz daima toplam miktarı sayı adetine bölün arkadaşlar. Bu bizim için pratik yoldur. Genel yol olarak, genel manada şöyle bir çözüm de yapabilirsiniz. Ya hocam ben bunu öğrendim. Sayımın birine n diyorum. Diğerine n artı 2 diyorum. Hatta aralara toplamları da koyalım. Sonra, e, gerçi ardışık 7 sayı dediği için n artı 1 diyeceğim. Sonra n artı 2 diyeceğim. Böyle böyle gideceğim. Son sayıma n artı 6 derim. Dolayısıyla. Bunların toplamını bulurum. Denklemden giderim diyebilirsiniz. Bu biraz işi uzatır. 7 n artı 1 2 işte 6'ya kadar toplam gelir. Bu 7n artı 6 çarpı 7 bölü 2. Çünkü birden n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü var. Bunu buradan düşünürüz. 7n artı 21'i buluruz. Buradan 7n eşittir. Karşıya atarsak 161'den 21'i çıkarınca 140. N buradan 20 çıkar. Tamam bu yolu kullanabilirsin kardeşim. Buradaki n en küçük sayı. İşte en artı 6 26 da en büyük sayı diyebilirsin. Ama pratik yol varken buna başvurma arkadaşım. Çok fazla sayı verirse şu toplama durumları seni şaşırtacaktır. İleride kafan karışacaktır. Sen direkt toplamı sayı adetine böl. İşte kaç geliyor bakalım. E, 16'ın içinde 2 kere 14, 21, 21'in içinde 3 kere. Arkadaşlar eğer sayı adeti tek ise sayı adeti tek veriliyorsa bu bizim ortancamız olur. Unutmuyoruz. Bu ortanca sayımız oluyor. Sonrasında ortancayı kenara koyarsın. Ortaya koyarsın. Kenara 3 3 sayı eklersin. 7 sayı vardı. Ve burada ardışık dediği için sıralı gidersin. 24, 25, 26. Geriye doğru en küçüğü bulmak için de 22, 21, 20. Bu şekilde en küçük ve en büyüğü bulursun. Ya genel yoldan gidersin ya bu taktikten. Ben size bu taktikten gitmenizi tavsiye ediyorum. Peki çok fazla sayı olursa ya hocam burada 7 değil 37 sayı var diyelim. Biz yine böldük. Toplamı 37'ye diyelim ki yine 23'ü bulduk. Ortaya 23'ü koyarsak bu sefer 37 sayı için 18 tane sağa gitmen gerekir, 18 tane sola. Bu sefer şunu yaparsın. 23'e 18 çarpı 1'i eklersin. Yani işte ne olur? 41 olur en büyük. 23'ten 18 çarpı 1'i çıkarırsın. 5 olur en küçük. Eğer 37 sayı olsaydı. Buna da dikkat edersin. Yani kısa yoldan 18 çarpı 1'i ekledik. Kısa yoldan 18 çarpı 1'i çıkardık. Burada mesela 3 tane sağa. Kısa yoldan 3 çarpı 1'i ekledik. 26. Kısa yoldan 3 çarpı 1'i azalttık. 23'ten 3'ü 20 şeklinde yapabilirdik. Peki gelelim 34 çift sayının toplamı 1530 sa. Yine aynı şey arkadaşlar bakın. 1530'u gelip 34'e bölün. Bu sefer dikkat ederseniz sayı adeti çift verilmiş. Sayı adeti çift verilmişse sadece son durumda bir şeye dikkat edeceksiniz. Onu söyleyeceğim. 15'in içinde yok. 153'ün içinde var. 4 defa. 4 kere 130, 4 kere 34 136 oldu çıkardım burada 170 geldi. 170 içinde de 5 kere var. 34 170'i bulduk arkadaşlar. Şimdi burada benim sayım çift e ben geldim burada tek buldum. Zaten tek bulmam gerekir. Niye? 34 sayının ortancası diye bir şey yoktur. Ortaya 2 tane sayı düşer. Sonra sağa ve sola doğru da işte 34 sayıdan 32'si kalır. 16 tane buraya. 16 tane buraya kalır. Ortaya da iki sayı düştü ya İşte o iki sayı artık şu. 45'i bir bir arttırırsın dikkat edin, ardışık çift dedi 45'e bir arttırırsın, 46'yı bulursun, 45'ten bir çıkarırsın, 44'ü bulursun. Burada 44 ve 46 ortaya düşmüş olur. Sonrasında 16 tane sağa gideceğim 16 tane sola gideceğim. arkadaşlar 16 tane sağa giderken çift ya da tekler dediğinde ikişerli gidiyordu. O zaman 16 kere 2'den 32 artma olacak. Buna 32 eklerim. 78'i bulurum. Bundan ise 32 çıkarırım. 12'yi bulurum. Bu benim için en küçüğüm. Bu da benim için en büyüğüm oldu. Unutmuyorum. 16 çarpı 2 ya sağa doğru arttırdım ya da sola doğru azalttım. Bu da bizim kısa yolumuz. Unutmayacağız. Burada azalt. Ama kimden azaltıyoruz? Dikkat edin 44'ten. Burada kimden arttırıyoruz? 46'dan. Buna yine dikkat edeceğiz. Bu bizim kısa yolumuz. Şimdi gelelim. Ardışık 12 sayının toplamı 150 olduğuna göre. Bu sefer 12 tane sayıdan bahsediyor. Geleceğiz 150'yi 12'ye böleceğiz. E 12, 144 şöyle hızlı yapalım. 6, 60, 12,5. Buradan bir baktık 12.5 çıktı. Ya 12.5 ne alaka kardeşim diyeceksiniz şimdi. Buradaki olay ise ardışık deyip tek ya da çift demedi ve bize çift adet yine verirse dikkat edin çift adetlerde sıkıntı çıkıyordu. Demin çift adet çift sayı verdi. Bir ez azalttık ya da bir arttırdık. Bunu ise şunu yapacaksınız bunda da. E, 12.5'ü 13'e tamamlayacağız. 12 buçuktan buçuğu alacağız. 12'ye düşüreceğiz. İşte bakın ortaya bu sefer düşen iki sayımız 12 ve 13 olacak. Çünkü normal ardışık sayı dedi. Buraya artık 12 sayının 5 tanesi 5 çarpı 1 çünkü normal ardışık 5 çarpı 1'i buna ekleyeceğiz. 18 en büyük 5 çarpı 1'i de bundan alacağız. 7 sayısı da en küçük olmuş olacak. Bu bizim klasik çözüm yöntemimiz olsun artık arkadaşlar. Peki, gelelim buraya bize diyor ki 3x artı 1 ile 4x eksi 17 ardışık tek sayılar. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar, ardışık tek ya da çiftlerde farkımız 2'ydi. Ama hangi hangisinden büyük bunu bilemeyiz. Ne demiştik? Başlangıçta küçük de olabilir? Büyük de olabilir, buna dikkat edeceksiniz. 3x artı 11. Bir buna 2 ekleyelim. 4x eksi 17'ye eşitleyelim. Bu soruların tarzı bu. 2 ekleyip eşitleme yapacaksınız. Veya 2 çıkarıp eşitleme yapacaksınız. 3x artı 13 eşittir. 4x eksi 17. 3x buraya geçti. x kaldı. Eksi 17 buraya geçti. Artı olarak geçtiği için 30 oldu. Bu x'imizin birinci değeri. Şimdi ikinci değerdeyiz. ikinci durumdayız. Bu sefer... 3x artı 11'e 2 değil de 2 çıkaralım. Ve bu şekilde ekleme veya çıkarmayı yaptıktan sonra yine ikinci sayıya eşitleyelim. Buradan 3x artı 9 eşittir. 4x eksi 17'ye döndü. E 17'yi buraya attım artı geçti. 3x'i yine buraya attım eksi geçti ve x kaldı. 2 tane değeri de bulmuş oldum. Bunların toplamı bize soruldu. Toplam 56'ya ulaşmış olduk. Unutmuyoruz bu soruların genel mantığı hep bu şekilde. Şimdi gelelim. Daha önce ÖSYM'de benzerleri çıkmış. Güzel soru tarzlarına. Ee, bir tanesi bu. Sonra arkada da yine bakalım. Hasal sayılardan geç, devam edecekmişiz. Şu soru çok önemli. Bunun iki türlüsünü daha önce sordular. Biz biraz daha değiştirdik. Zorlaştırdık. Bakalım nasıl yorumlayacağız arkadaşlar x bölü 5 x eksi 8 bölü y ve x bölü 4 küçükten büyüğe doğru ardışık çift sayılardır denmiş. Buna göre x eksi y değeri nedir? Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Bir kere ardışık çift dediği an iki fark. Küçükten büyüğe dediği için örneğin ben bundan buna giderken artı 2 ekleyip eşitlik yapabilirim. Ya da bundan buna giderken artı 2 ekleyip eşitlik yapabilirim ya da birinciden üçüncüye geçişte artı 4 yapıp eşitlik yapabilirim. Peki biz eğer hızlı bir şekilde bu soruya dalıp ya x bölü 5 artı 2 eşittir x eksi 8 bölü y dersek burada denklem çözümü yapacağız. Taraf tarafa çapraz çarpıma gidecek olaylar ve x y'li bir şeyler gelecek. Bu da bizi zorlaştıracak hatta bakalım x y'li iki tane bilinmeyenli bir durum oluşacak oradan x ve y'yi çekemeyeceğiz. Aynı mantık. Ortancaya 2 ekleyip 3'üncüye eşitlesek yine işler dışlardan mutlaka bir x'ye çarpanı oluşacak. Ve yine bir şey bulamayacağız. Ancak burada birbirine yakın gözüken iki durum x bölü 5 ile x bölü 4. O zaman ben x bölü 5'e direkt 4 ekleyip arkadaş x bölü 4'e eşitlesem burada direkt x'i bulamaz mıyım artık? Bulabilirim. Bundan sonrası da payda eşitleme. Şöyle ki x bölü 4 daha büyük x bölü 5 daha küçük. Bunu karşıya atarım. 4 eşittir x bölü 4 eksi geçer x bölü 5. Burada payda eşitlediğimde 5'e 4 ile şöyle bir sonuç çıkar. 4 eşittir 5x eksi 4x bölü 20. Buradan x bölü 20 gelir. İçler dışlar yapınca da x'imiz arkadaş 80 çıkar. Sonrasında x'i 80 bulduğumda gelip hemen sorunun başına dönerim. 80 bölü 5'ten sayılardan biri 16 olmuş olur. E, dolayısıyla diğer sayı 18 olacak. Diğer sayı da 20 olacak. Bakın 80 bölü 4 de yine 20 oldu. Bizim için şu kısım ortanca artık 18. Oradan da y'yi bulacağız. 80 eksi x'i 80 bulmuştum. Yerine yazıyorum 8 bölü y eşittir 18. Buradan da 72 bölü y eşittir 18. Y arkadaşlar 4 çıkmış oldu. Bize sorulan x eksi y değeri kaçtı? 80'den de 4'ü çıkarırız. Dolayısıyla 76 gelmiş olur. Evet arkadaşlar hep bu şekilde bu tarz soruları değerlendireceğiz. Eğer ardışık sayılardır deseydi bu sefer artı 1 artı 1 geçişi yapacaktık. Burada da artı 2 geçişi yapacaktık. Buna da yine dikkat edelim. Şimdi gelelim. Ardışık sayının 18 tane ardışık sayının dikkat çift tek demedik. Toplamı A'dır. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tam sayıdır? Şimdi biraz teorik bir soru olmuş. Şöyle ki ya hiçbir şey vermemiş bu adam bize nasıl yorumlayacağız bölme bölünebilme durumlarına nasıl gidebiliriz diye bir muallakta kalabilirsiniz. Siz hemen şunu yapacaksınız. Kardeşim diyeceksiniz ki ben 18 tane sayı düşüneceğim. Bunlar ardışık olacak. O zaman birinci sayıma ne dersem. ikinci sayıma ne artı 1 diyeceğim. Üçüncü sayıma ne artı 2 diyeceğim. Bu sefer ardışık sayılarla alakalı genel formül genel dizilime gitmiş olacağım. Mecburum. Buradan da n artı dikkat 18. sayı ne oluyordu? Bir düşüyor. n artı 17 diyeceğim. Bu benim a değerimi veriyormuş. Şimdi bu ifadeyi de şöyle yorumlayacağım. n'lerden bir kere 18 tane gelecek. Kafadan bir 18 n'im var. Sonrasında birden dikkat edin. 1, 2, 3 diye gideceği için toplam olarak 17'ye kadar bir değerim gelecek. Ve bu A olacak. Arkadaşlar 18'en kenarda dursun. Şu kısım birden 17'ye kadar sayıların toplamı. Unutmuyorum. Çok önemli bir formül. 1, 2, 3 daha önce mutlaka temel kavramların terim sayısı konulu kısmında gördüğümüz bir olay bu. N'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü vardı bunu hatırlamış olacağız. Bunu hemen yukarıda kullanırsak. A denilen sayımız 18n artı 17 çarpı 18 bölü 2. Dikkat. Buradan da A değerimiz 18n artı 18'i 2'ye böl 17 çarpı 9'a dönmüş olur. 18 bölü 2 etti 9. Arkadaşlar 18n 9'un katı. 17 çarpı 9 9'un katı. Demek ki bu sayı 9'a tam bölünür diyebiliriz. O da D şıkkımızda. Neden kesinlikle 18'e bölünmüyor? Tamam 18'e yani 18'e bölünür ama 17 çarpı 9 18'e bölünmez. 10'a bölünme durumu kesin değildir. 17'ye bölünme burada 17'nin katı var ama burada 17'nin katı 18 içinde olmayabilir gitti. A bölü 4 Tamam 18'den 2'ye bölünür. Burası hiç 2'ye bölünmez. E, 2'ye bölünen 2'ye bölünmeyen toplamı hiçbir şekilde burada 4'e bölünmez. Kesin olarak ikisinde de 9'un katı olduğu için bu da 9 çarpı iken burada 9'a bölünme garanti altına alınmış olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ardışık sayılarla alakalı soru e, tiplerimiz genel manada bunlardı. E, bunlarla alakalı inşallah soru, soru gelirse kaçırmazsınız diye ümit ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.